Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Bugün sizlerle beraber Yoğun istek üzerine render ayarlarım, nasıl montaj yapıyorum, bunun videosunun geleceğini söylemiştim ve şimdi görmüş olduğunuz üzere o videoyu çekiyorum. İnşallah güzel bir destek gelir, çünkü bu videoyu gerçekten bayağı istiyordunuz, bayağı isteyen vardı. Uzun zamandır render ayarlarını, nasıl video montajlıyorsun, hangi programları kullanıyorsun, bunları merak edenler var. Ben de sizler için bir videomu, nasıl montajladığımı, neler yaptığımı göstereceğim. Umarım güzel video olur, yararlı olur, sizler de videoyu beğenirsiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere göstereceğim her şeyi. Lütfen bunu dikkatli bir şekilde dinleyin. Umarım yararlı olurum. Dilerseniz hemen programlara geçelim. Öncelikli olarak video kaydetme programım Action. Bundan bahsedeyim sizlere. Video çekme programı Action. Şu anda da Action'dan kaydediyorum. Ayarlarımı hızlıca göstereceğim ve bu programları lütfen benden istemeyin. İnternetten araştırırsanız çok rahat bir şekilde her birine ulaşabilirsiniz. Gizli saklı programlar kullanmıyorum ben ve şu an ayarlarımı gösteriyorum sizlere. Yok cracklisine şunu bunu atar mısın demeyin arkadaşlar lütfen. Şimdi gördüğünüz gibi Avi orijinal 60 FPS şeklinde kullanıyorum arkadaşlar. Buradan ses ayarlarım bu şekilde. Ve buradan genel ayarları da göstereyim sizlere. Seste de %16'lık kendisi zaten şuna basarsanız default yapıyor. Sistem sesini kullanıyorum. %84'lük de mikrofon sesini kullanıyorum. Bitrate sistem varsayılanı mikrofonu da buradan seçebilirsiniz. Burası bu şekilde. Action bu şekilde arkadaşlar, böyle kullanıyorum. Ve daha sonrasında sesimi de ayrı kaydediyorum bu arada. O ekran görüntüsünü kaydetmek için de bu da görmüş olduğunuz üzere sesimi kaydediyor. Sadece sesimi buradan alırım. Çünkü kullandığım mikrofon çok kaliteli bir mikrofon değil. Ve gerçekten arka plandan diye sesler de alabiliyor. Yani böyle garip sesler de alabiliyor. Birazcık cızırtı gibisinden bir sesler geliyor. Ve bu sesi de ortadan kaldırmak için Audacity programını kullanıyorum. İnternetten araştırırsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Gürültü kaldırarak daha güzel bir sese ulaşıyorum. Her neyse, Audacity'den de sesimi kaydediyorum. Ve daha sonra ikisini birleştiriyorum. Bunları da sizlere göstereceğim şimdi. Camtasia var, fakat Camtasia'yı gerçekten kullanmıyorum. Artık işime yaramıyor. Çünkü 60 FPS özelliği yok. Daha kaliteli Sony Vegas kullanıyorum. Hemen bunu da sizlere göstereyim. Sony Vegas Pro 13 Türkçe sürümünü kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de bulabilirsiniz bunu internetten. Sony Vegas 13'ü kullanıyorum. Şimdi öncelikle bir tane video şuraya atalım. Örneğin benim bir tane burada videom var arkadaşlar. Bunu şöyle bir sürükleyeyim. Tamamdır. Sürüklüyorum ve geliyor. Ardından videoma gerekli işlemleri yapıyorum. Yok şöyle efekt ekleme, sesi azaltma falan filan ayarlıyorum. Gerçi bu video benim daha önceden çekilmiş ve hazırlanmış videom olduğu için üzerinde oynama yapmayacağım. Göstermelik olarak atıyorum. Sonra buradan tüm şeyi seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan seçimi proje için ayarla. Selection to project olacaktır sizde. Ayarlıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi tamamını seçiyor arkadaşlar. Şöyle seçerseniz şuraya kadar renderlar. Bu yüzden bunu projeniz bittiğinde tamamını seçin arkadaşlar. Buradan da ön izlemeyi ayarlayabilirsiniz. Eğer sizin kasıyorsa bunu taslaktan otomatiğe getirirseniz birazcık kötü olacaktır ama kasmayacaktır. Diğer türlü kasabiliriz derken böyle kare kare gösterebilir. Buradan taslaktan otomatiği tam yarım bunları seçebilirsiniz. En iyi de kasabilir ama videonun gigabaytına göre değişiyor. Her neyse, ayarlarımı yapıyorum. Ve bundan sonra da müzik ekliyorum arkadaşlar. Buradan benim müziklerim ve telifsiz müziklerden mesela şöyle şunu sürüklüyorum gördüğünüz gibi. Ve bunu da buradan desibelini kısıyorum. Bu şekilde bunu da ayarladıktan sonra videonun render kısmına geçebiliriz. Şimdi sizlere render ayarlarımı vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi render ayarlarımı göstereyim sizlere. Buradan dosyaya geliyorum ve farklı oluştur diyorum. Evet arkadaşlar, size bu şekilde olacaktır. Şimdi buradan şu gördüğünüz main concept MP4 falan filan bunu seçiyoruz. Genişletiyoruz. Buradan aşağıya iniyoruz. İnternet HD 720p. Ben 720'yi öneriyorum ve kullanıyorum. Çünkü 1080 artık gerek yok bence. Buradan customize template diyoruz arkadaşlar. Ve buradan da şunu 60 yapıyorum. Ben 60 kare hızında kullanıyorum. Böyle yapıyoruz. Ve buradan da high seçiyoruz. Bunu ben 20 milyon kullanıyorum. Şöyle. Tamamdır. Ve buradan da şu önemli bir şey. Buradan sisteme gelin. Check GPU diyeyim. Burada size bir tane söyleyecektir. Open CL diyor mesela benimki. Open CL diyor. Buradan kullanılabilir diyor. Uygun diyor. Ben de buradan videoya geliyorum. Ve şuradan da bunu seçiyorum. Siz de ikisinden birini diyecektir. Bu videoyu daha hızlı render, daha kaliteli render almanızı sağlayabilir. Bunlardan sonra da yaptığım başka bir ayar yok arkadaşlar. Geri kalanları ellemiyorum.
Buradan sonra da okey diyorum. Fakat bundan önce de ayarlarım diye böyle kayıt da edebiliyorsunuz bunu. Okey diyorsunuz ve şuna yıldız atıyorsunuz. Daha sonra da burada çıkıyor arkadaşlar, direkt render diyorsunuz ve renderliyorsunuz. Adını da tabii ki koyuyorsunuz. Daha sonra da render tuşuna basıyorsunuz. Renderlanıyor. Her neyse, bu da böyle arkadaşlar. Sony Vegas'ta bu şekildeydi. Şimdi ise thumbnail'leri hazırlamak için kullandığım programa geçelim. Ve son program bu arada bu da. CS6'yı hemen açalım arkadaşlar. Zaten herkesin kullandığı CS6 Photoshop. CS6 Adobe'nin. Bunu da internetten rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi thumbnail'lere gerçekten önem veriyorum. Bu yüzden burayı size güzel bir şekilde anlatacağım. Buradan güzel bir tane resimden arka plan seçelim. Örneğin güzel şöyle bir arka plan. Ama sizin seçtiğiniz arka plan, yani bu tarz bir şeyse ya da daha değişikse, görüntü boyutundan 1280'e 720 yapıyoruz. Ve buradan da pikseli seçiyoruz arkadaşlar. Burayı unutmayın ve tamam dediğimizde de görmüş olduğunuz gibi tam YouTube'a uygun bir hale geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan sonra kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabii ki yaratıcı olmak şartıyla. Çünkü thumbnail'ler gerçekten önemlidir. Videonuzun izlenmesinde %50'lik bir pay sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi buraya yazımızı falan yazalım. Mesela şöyle şurayı 102 yapalım. Render ayarlarım. Şöyle 150 yapalım, tamamdır. Şuradan da kenardan da büyütelim. Şimdi bu olmadı tabii ki, böyle bir thumbnail'e kimse girmez. Buradan şunun rengini öncelikle şöyle yapın. Bakın Ctrl A yaptığınızda seçiyor ve yazının olmadığı bir kısma bakarsanız kırmızı. Bize diyor ki burada kırmızı kullan. Bunun tersi kırmızı, Ctrl A yaptığınızda gösteriyor. Şuradan hemen şu kırmızı seçeneğini tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yazı daha okunur bir hale geliyor. Fakat bu thumbnail'de ince yazı kullanılmaz. Şöyle kalın bir yazı fontu seçiyorsunuz. Şu tarz bir şey seçiyorsunuz. Tabii ki büyük olursa gerçekten daha iyi olur. Render ayarlarım. Evet, şunu da şöyle ortalayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi, fakat şu an okunmuyor. Gerçekten şu an okunmuyor. Buradan karıştırma seçeneklerine tıklıyoruz. Sağ tıklayıp buradan kontürü aktif ediyoruz ve birazcık artırıyoruz. Tamamdır, şu an iyi. Ve gölge de gerçekten önemli. Buradan gölgeyi şöyle yaptığım şeyleri yaparsanız iyi olur yani. Şu şekilde görüyorsunuz, can yazı gerçekten daha güzel, daha cazip bir hal alıyor. Şöyle ne bileyim, bu tarz kafanıza göre yaratıcı olabilirsiniz. Sonra dosyadan farklı kaydet diyorsunuz ve render ayarlarım. Evet, buradan da PNG'yi seçiyoruz ve okey diyoruz, tamam diyoruz. Burada kaydediyor ve bitti. Bunu da kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi thumbnail de bu şekilde. Evet, ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Daha da başka bir ayarım kalmadı. Her şey görmüş olduğunuz şekilde. Daha sonrasında da videoyu YouTube'a yüklüyorum. Fakat bu arada nasıl video montajladığımı, bunları tekniğini gösteremem sizlere maalesef. Ama sizlere nasıl ayarlarımı, ne yaptığımı gösterdim. Yani sizlere hangi programı nasıl kullandığımı gösterdim arkadaşlar. Bu şekildeydi. Videonun amacı buydu. Ayrıntılı bir şekilde sizlere montaj yapmayı gösteremem arkadaşlar. Bunu internetten bulabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok uzun sürer böyle olursa. Sizlere her şeyini, mesela Sony Vegas'ın bir sürü şeyini biliyorum. Bunları anlatmaya kalkarsam kimse izlemez. Hem de sıkıcı olur. Hem de olmaz yani. Evet, olmaz. Neyse. Ben anlatacaklarımı anlattım. Umarım sizin kanalınızda benden daha iyi yerlere gelir ve beni de unutmazsınız. Ve bir videomuz daha sonuna gelmiş olduk böylece. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizler için bu videoyu 60 FPS olarak renderladım. Umarım değerimi bilirsiniz. İstediğiniz bir videoyu daha sizler için hazırladım. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hemen şu mikrofonun üstündeki like at. Like at diyor bakın. Şurada like at diyor arkadaşlar. Şu like şeyini kırmazsanız, like atarsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman şimdilik hoşça kalın ve bay bay.